Cuma namazı ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Cuma suresinin 9. ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerimede kadın erkek ayrımı yapılmadan ezan okunduğu zaman alışverişin, işin gücün bırakılıp Allah'ın zikrine, hutbe dinlemeye ve cuma namazı kılmaya gidilmesi Rabbimiz tarafından emredilmektedir. Bu emirde kadın erkek ayrımı yok. Sadece kadın erkek ayrımı değil, cuma günü öğle mi, ikindi mi, akşam mı, yatsı mı, hangi vakitte kılınacağı da beyan edilmiyor. Cemaatle mi kılınacak, tek başına mı kılınacak, iki rekat mı kılınacak, bunlar da beyan edilmiyor. Bu beyanı sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yapmış, ayet-i kerimeyi tahsis etmiş, cuma namazının hürilere, mukim olanlara, erkek olanlara ve sağlıklı olanlara farz kılındığını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan etmiştir. Dolayısıyla günümüzde yok ama o devirde vardı. Kölelere cuma namazı farz değildir. Kadınlara cuma namazı farz değildir. Yolculara cuma namazı farz değildir. Dolayısıyla hastalara da cuma namazı, hastalara ve hasta bakıcılara da cuma namazı farz değildir. Ancak yolcular cuma namazı kılmak isterse kılabilirler. Kadınlar da cuma namazı kılmak isterlerse kılabilirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında kadınlar cuma namazını gelip Peygamberimizin mescidinde kılmışlardır. Şimdi de kılabilirler ama kılmak zorunda değiller. Kılarlarsa o gün artık öğle namazı kılmazlar, cuma namazı kılmış olurlar. Biz vakti müsait olan hanımefendilerin cuma namazı kılmalarını teşvik ediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında olduğu gibi vakti müsait olan hanımlar cuma namazı kılabilirler. Kıldıkları zaman sevap kazanmış olurlar. Bir bilinçlenme meydana gelir. Vaaz-ı nasihat dinlerler, hutbeyi dinlerler, bir sosyalleşme olur. Güzel olur ama kadınlara cuma namazı farz değildir, isteklerine bağlıdır.